Kış devam ediyor. Tekrar iyi akşamlar. Osman Kara ile Farklı Bakış programının bu ikinci bölümünde yine sizlerle birlikteyiz. Programın ilk bölümünün sonlarına doğru Fırtına Deresi'nin tanınan doğa mücadelecisi, doğa kavgacısı, doğa mücahidi Sayın Mustafa Orhan bağlanmıştı. Ne kadar süren var dedi. 5 dakika dedim. Yo dedi, öyle ben 5 dakika konuşmam. Bu meselede bana 5 dakika yetmez. Peki o zaman dedim. İkinci bölümde başlayalım ve süre sizin. Sayın Orhan, hoş geldiniz tekrar stüdyomuza. Alo. Sayın Orhan, arkadaşlar herhalde bir bağlantı sorunumuz var. Evet, Sayın Orhan'la bağlantı kuruncaya kadar ben ilk bölümde televizyonu yeni açanlar için ilk bölümü hemen kısaca özetleyeyim. Stüdyo konuklarımdan Sayın Profesör Doktor Yusuf Demir meseleyi geniş bir açıdan ele aldı. Türkiye'deki iklim değişikliği, dünyadaki küresel ısınma, Türkiye'de bunun yansıması, aşağılarda çölleşme, Karadeniz'de elimizde kalan bir yeşil alan ve buradaki su rejiminin değişmesi, buradaki iklimin değişmesi üzerinde ana hatlarıyla durdu. Aslında bu program sanıyorum önümüzdeki süreçte birkaç ayrı programda biraz daha detaylanma ihtiyacı duyacak kadar geniş bir program. Bu ana hatlarıyla Sayın Yusuf Demir bunu anlattı. Ankara'dan telefonla bağlanan Sayın Saffet Atik Bey buradaki iki endişeyi dile getirdi. Bu yaylaların veya Karadeniz'deki yayla geleneğinin aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağı, kentten yaylaya, yayladan kente olduğunu, bir yatay bağlantı, yatay bir ilişki olmadığını, yeşil yolun çok yüksek rakımlardan geçecek ve dolayısıyla çok pahalıya mal olacak ve aynı zamanda 1800 metre civarında ormanla kaplı bir arazide ciddi bir orman tahribatına yol açacak olan bu yolun aynı zamanda da Karadeniz'in geleneksel yayla kültürünü, yayla alışkanlığını, yayla hayatını olumsuz etkileyeceğini veya değiştireceğini ifade etti. Telefonla bağlanan bir başka konuğumuz daha vardı. Hava Anne, Sayın Rabia Özcan da. Biz toprağımızı savunuyoruz, toprağımızı savunmaya devam edeceğiz. Biz yola medeniyete karşı değiliz, coğrafyamızın, doğamızın tahribine karşıyız demişti. Sayın Mustafa Orhan, Sayın Vatandaş Mustafa hatta galiba. Sayın Orhan, tekrar merhaba. Alo. Merhaba efendim. Efendim hoş geldiniz. Söz sizin, istediğiniz hoş kadar. Efendim. İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Buyurun. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar efendim. Efendim, burada neyi tartışıyoruz? Yeşil yol. Evet. Acaba niye yeşil? Sahi niye? Neden yeşil? İsmi niye yeşil koyuldu? Hiç düşündük mü? Şimdi siz kalkacaksınız efendim, 2000 metreden yol getireceksiniz ve bunun ismini de yeşil koyacaksınız. Vallahi bu yeşil değil, simsiyah olur. Simsiyah olur. Siz oradan o 2000 metreden aşağıya doğru o malzemeyi, o yoldan çıkan malzemeyi, taşı, toprağı, bilmem nesi, belki de büyük madenler çıkacak, belki de bilmem neler olacak, ne olacak, ne olacak. Onlar oradan aşağıya salıverdiğiniz zaman nereye kadar gidecekler ve ne yapacaklar? Bunlar düşünüldü mü? Bunlar nereye yıkacaklar veyahut da diyecekler ki işte biz taşıma yapacağız ki mümkün değil, yapmazlar. Çünkü çok pahalı mal olur. Ne yapacaklar? Oradan aşağıya bırakacaklar. 2000 metreden, yani 2500 ama ben 2000 diyorum ki aşırı olmasın. Ya 2000 metreden aşağıya siz o malzemeyi bırakacaksınız. Hiçbir yere de zarar vermeyeceksiniz.
Geçen gün efendim şeyde, bir televizyon kanalında bize efendim şey hava atıyorlar. Efendim işte biz doğa için yapıyoruz, biz sizin için yapıyoruz, biz turizm için. Bakın efendim size bir şey söyleyeyim. Burada turizmde ne var? Şimdi bu yazlık bir turizmdir. Vatandaşım benim efendim gidiyor yağmurda korunmak için 10 metre naylon alıyor, 4 tane efendim kazık dikiyor, onun geriyor efendim, orada çay pişiriyor, ekmek pişiriyor, yemek pişiriyor, bilmem ne yapıyor. Giden gelen turista veyahut da yolcuya ne yapıyor orada? Yemek veriyor, çay veriyor, bilmem ne yapıyor. Hizmetse hizmet. Turizmse turizm. Ha bunları denetleme meselesi. Biz işte bir otel yaptırırız efendim, 5 tane, 10 tane, 15 tane, 20 tane otel yaptırırız. Ondan sonra oteller sorumlu olsun, ben niye uğraşayım? Devletçilik bu değil. Devletçilik, burada yaşayan insanlara 5 kuruş gelir, 5 kuruş gelir, getirebilirse devletçilik budur. Ha sen efendim zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapmak istiyorsan, ha gel benim yanıma. Gör ben nasıl fakirim, sen nasıl zenginsin, o zaman görürsün. Birinci şey bu efendim. İki, Fırtına Vadisi dediğimiz bu vadi, birinci derecede, yani iskan edilen yerler hariç, iskan edilen yerlerden yukarısı birinci derecede sit alanı, aynı zamanda milli parktır. Ve siz kalkıyorsunuz devlet olarak, milli parkı tanımıyorsunuz. Birinci derecede sit alanı tanımıyorsunuz. İstediğinizi yapıyorsunuz. Tanımamak ama mümkün, tanımamak mümkün mü? Gelince hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Bakın efendim, bu gerçekten zulümdür, zulüm. Vallahi zulümdür. Bakın buraya bir hakim tayin ettiler. Bizim yaylalardaki evlerimiz duvarı şişmiş. Yarısı yıkılmış evin. Yanlanmış, yıkılmak üzere üstü. Üstü aşağı altı taş. Beton kullanılmamış, hiçbir şey yok, tamam mı? Efendim şimdi şey soruyor Hakime Hanım. Soruyor. Siz bu şey yaparken, evi yaparken, ya eve bakıyor, ev yıkılmış, çürümüş. Bu evi yaparken efendim buranın sit alanı olduğunu bilmiyor muydunuz? La ilahe illallah ya. Ya bu sit alanı ne zaman yapıldı? 1998'de. 200 senelik evin hesabını soruyor. Bunlar bu halkı yıldırmak için yapılıyor. Halkı yıldıracaksınız. Buraları terk edip gidecekler, siz de istediğiniz gibi istediğiniz adamlara vereceksiniz ve burada istediği gibi o şeyler zengin olacak, milyarder olacak. Ha biz de efendim artık Almanya'ya mı kaçmaya çalışacağız, Fransa'ya mı, İtalya'ya mı, nereye kaçmaya çalışacağız onu da bilmiyorum. Tabiat varlıkları efendim biliyorsunuz buraya sit alanı ilan etti. Yalnız şöyle bir şey var, şimdi devlet burada sit alanını falan tanımıyor az evvel söylediğim gibi. Fakat bize sıra geldiği zaman bir vatandaş efendim evini tamir etmek için gidecek efendim tabiat varlıklarından izin alacak, gelecek, mühendisler efendim gelecek, bilmem ne bir sürü. Siz bunların hepsini biliyorsunuz, onun için fazla saymaya gerek yok. Hepsini gelecek, efendim mühendis bakacak, diyecek ki evet buranın tamire ihtiyacı var, bu tamir edebilir. Ama bugüne kadar böyle bir olay olmadı. Şimdi, ama öbür türlü siz oraya çivi çakamazsınız. Niye? Sit alanı birinci derecede. Şimdi burada devlet, madem ki sit alanıdır ben çivi çakamıyorum. Devlet benim malımın üzerine nasıl çivi çakar? Benim malımın üzerinde devlet çivi çakıyor. Ne çivisi? Getirmiş, yol getiriyor. Ve bu da sit alanı. Birinci derecede sit alanı. Milli park. Ya Allah aşkına. Yani biri efendim şeyde, nedir?
deniz kenarında yaşıyor. Öbürü de dağın tepesinde çobanlık ediyor. Çobanın elinden koyunlarını alıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki sen burada yaşa bakayım. Şimdi beyler bakın. Yaylalarda evlerimiz var. Geldiler evleri tamamıyla efendim ölçtüler, biçtiler, dediler ki şu kadar şeyiniz var işte. Ne biliyor musunuz? Affedersiniz, tuvalet bile yapamazsınız. Tuvalet bile yapamazsınız. Ya işte bu ev yapılmış ya, burası sana yetiyor. Tuvalet lazımsa içeride yap. Ha? Ve buna benzer bir sürü şey. Ha? Hepsini söylemek zamanı çok alır. Buna benzer bir sürü şey. Şimdi insan gibi yaşamanın şartları vardır. İnsan gibi yaşamak için, yaşamak istediğiniz yerde. Yaylada ev yapılmazmış. Yaylada efendim bilmem ne yapılmazmış, ne yapılmazmış. Ya kardeşim, 11 ay yağmur yağan yerde ev olmazsa sen nasıl yaylacılık yapacaksın? Ha siz yaylacılık yapmıyorsunuz. Hayvanlığınız yok bilmem ne. Benim torunumun efendim yaylacılık yapmayacağını kim garanti edebilir? Geldi bir deli, benim gibi bir kafadan sakatın biri, geçti efendim orada, başladı malcılığa, başladı hayvan beslemeye. Sen gelip de ona bu yaylada senin hakkın yok diyebilecek misin? Nasıl diyeceksin? Ne isteyeceksin bu insandan? Biz, şöyle söyleyeyim size, biz burada bir santal yapılacaktı, o santalın sopasını yiyoruz. Halen o sopayı yiyoruz. O santala karşı geldik, ya siz karşı geliyorsunuz, onun sopasını yiyoruz. Ve daha çok da efendim sopayı yiyeceğiz. Bu sopaya dayanıklı mısınız sayın? Git alanında efendim devlet her şeyi yapacak fakat vatandaş yapamayacak. Şimdi efendim bakın, devlet ve biz, Allah'a şükür hepimiz Türk'üz ve bu ülkenin insanlarıyız. Bu ülkede birisinin tırnağı kopsa, tırnağı yahut da efendim sakalının tüyü kopsa hepimizin acısı olur. Hepimiz. Şimdi devlet asker besliyor. Ne için besliyor? Vatanını korusun. Namusunu, şerefini, efendim her şeyini, bayrağını korusun. Güzel. Biz de yaptık o işi. Gittik askerlik yaptık, geldik. Ama bana ait olan yaylayı korumayı bana müsaade etmiyor. Bana diyor ki sen anarşistsin. Peki şimdi buradaki şey nasıl çözeceğiz? Ben malımı korumak için efendim size karşı geliyorum ama silahlı değil. Ben sadece efendim sözlü olarak gelmişim burada böyle yaylamı korumaya gelmişim. Biz anarşistiz. Peki şimdi sormak lazım. Benim karşımdaki nedir? Sayın Orhan, beyler bakın, Sayın Orhan, bu ülke bu vaziyette böyle efendim, bu şartlar altında bu ülke mümkün değil, bir adım ileri gidemez. Her şeye böyle karşı gelirsin her şey. Kardeşim bakın, biz burada var ya, burada zaten biz o yaylalara biz çarıkla gidip geliyorduk. Vallahi çarıkla gidip geliyorduk. Ayaklarımız şişerdi. Şimdi efendim ben yol götüreceğim. Ne derdin şimdiye kadar? Ha? Yaylayı götür. Tamam, yaylaya yol götüreceksin. Tamam değil gerçi. Bakın benim yaylama yol girdiği yok. Ben yaylama yol sokmadık. Biz köylü olarak yaylamıza yolu sokmadık. Bir yere kadar geldi, orada kestik. Oraya içeriye sokmadık. Ha? Efendim o bu yaylamız, esas bir büyük yaylamız daha var. Ta şeyde İspir'de, İspir'e bağlıdır. Orada yol da yok. Hiçbir şey yok. Şimdi efendim yayla nedir? Hele böyle ona baktığımız zaman ne çıkar meydana? Yayla hayvanların yaylim, yani yayıldığı ve otladığı yer. Şimdi siz burada efendim ev yapamazsın, onu yapamazsın, bunu yapamazsın. Senenin 11 ayı sen kafandan aşağıya yağmur yağacak. Sen yaylacılık yapacaksın. Allah'a revaysa bana da revadır. Eğer hakkıysam hakkımı verecekler. Haksızsam
gelip beni götürüp efendim basacaklar içeriye, hatta atacaklar. Yoksa böyle, o istediğini, öbürü istediğini, herkes istediğini yaparsa, biz de bunda da vermek mecburiyetindeyiz. Hepinize teşekkür ederim. Sayın Orhan, ben teşekkür ediyorum. Toprağa olan tutkunuz, yayla olan tutkunuz, anlıyorum, saygı duyuyorum bu tutkuya. Umarım ki bu iş usulette, suhulette çözülür. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Evet, vatandaş Mustafa'yı, Sayın Mustafa Orhan'ı dinledik. Ama tekrar diyorum, galiba bu programı biz önümüzdeki süreçte bir iki program olarak daha devam ettireceğiz. Sayın Sancak. Siz o coğrafyanın çocuğusunuz, orada doğdunuz, orada büyüdünüz, burada yaşıyorsunuz ama siz oraya gidiyorsunuz, geliyorsunuz ve aynı zamanda da bu sizin kariyerinizin bir konusu. Evet, sizi dinleyelim. Nedir bu yeşil yol, nedir bu yayla olayı, orada değişen nedir, değişmesine karşı çıkılan nedir, ne nasıl olmalı? Evet, gecenin... Bu saatinde bizi dinleyenlere herkese teşekkürle konuşmama başlamak istiyorum. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda herkesin tebrik ediyorum. Gerçekten çok çok önemli bir konuya dar bir zaman içinde bir şeyler söylemeye çalışacağız. Ama nihayetinde bir sonuç alabilecek, yetkin alabilecek şekilde olgunlaşması için de elbette zaman lazım. Yeşil yol dedik. Aslında yeşil yol resmi tabiri yok. Halk arasında, halkın dilinde, rüyasında, dedikodusunda, kahvesinde yeşil yol denildiği için yeşil yol. Ama vatandaş Mustafa'nın dediği gibi belki de nükteyle söyledi, belki de kara, kapkara yol. Kara mıdır, yeşil midir, rengi nasıldır? Onun da biz uzmanların karar vermesi gereken bir konudur. İlk konuşmacımız Sayın Hocam, gerçekten biz plancıların önüne çok önemli bir belge koydu. Plan yapma hiyerarşisinde tüm ilim insanlarının, tüm diğer meslek otoritelerinin planlama sahasına ilişkin ortaya koymuş olduğu objektif sonuçları ele alarak plan kararı üretilir. Bu heyetin içinde sosyoloğundan psikolojine kadar her türlü meslek disiplininden insanın beyanı alınması zorunludur. Safvet Atik meslektaşım, arkadaşım, bu işin en iyilerinden ülkemizde çok önemli bir şeyi bahsetti. Benim hayatımı bahsetti. Sosyal topografya diye tabirlediğimiz ilim çevrelerinde bir sosyal olgudan bahsettim. Bunu yok sayarak bir bölge planı yapamazsınız. Bakın ben gene yeşil yol planında değilim. Yeşil yol, yol yapma işi bizim işimiz değil. Yol yapma işi karayolcunun işidir. Plancılık hiçbir şekilde doğada, tabiatta, arazide kalemini eline alıp yol çizmek değildir. Bu işin sosyal, ekonomik, jeopolitik çok önemli bir şeydir, pek bilinmez. Jeopolitik tarafları vardır. Tüm dengeleri bilinmesi lazım. Özellikle Yusuf Hocam'ın vermiş olduğu stratejik bilgiler
Ben sonra Karadeniz bölgesinin böyle hani uyduruk demeyeceğim de bu Kalkınma Bakanlığı'nın yapmış olduğu ama basit diyebilirim, basitçe bir yol planı ile olacak iş değil. Yok öyle bir şey. Plan yapım tekniğinde böyle bir şey yok. Demek ki Samsun'dan Artvin'e, Gürcistan sınırına, Karadeniz'den, kıyıdan Kelgit ve Çoruh Vadisi'ne kadar bu yükseltinin tüm sahasının Yusuf Bey'in bu verisine göre kuraklık sebebiyle stratejik toprak parçası olacağından acilen en ciddi şekilde, en verimli şekilde efendim Türkiye'deki planlamayla görevli resmi kadroların, devletin bu işe el atması lazım. Böyle parça parça turizm master planlarıyla. Çünkü bu şehirlerin hepsinin turizm master planı vardı. Bir kısmını da ben yaptım. Yani bunlar kopuk kopuk şeylerdir. Anlaşılan budur ki coğrafya bütündür, insanlar bütündür. Demek kopuk kopuk böyle plancılıklar olmaz. Böyle bir şey olmaz. Birisinin aklına gelmiş yeşil yol yapalım, adına yeşil diyelim. Cazibesi de var, reklamı da var. Böyle yol yapmaya kalkmışlar. Ama gene de bizim bu tartışmamızın konusu yeşil yol olduğu için bununla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Arkadaşlarım orada bir numaralı diyeyi koyabilirseler yeşil yolun işte buyurun üstteki kısım Kalkınma Bakanlığı tarafından Doğu Karadeniz Turizm Master Planı adıyla yaptırılmış olan bir plan kararıdır. Tabii biz diğer çok net çıkmamıştır, anlaşılamayabilir. Ben izah etmeye çalışayım. Şöyle yapılmıştır. Plan müellifiyle ben Samsun'da görüştüm. Turizm master planları, her illerin turizm master planları toplanarak bir toparlama yapıldıktan sonra talimat gereğince bir yeşil yol diye isimlendirilen bir yol çizmişlerdir. Toplamda uzunluğu Samsun'dan Gürcistan sınırına 2600 kilometre olan bir yol. Bu işe şöyle bakmak lazım. Tabii çok ayrıntılı izah edecek vaktimiz yok çok ama ben inceledim. Çok fazla vaktimiz yok. Ben inceledim. Bu yolun çoğu mevcut köy ve yayla yollarıdır. Bir kısmında ise yeni yol yapılması önerilmiş. İşte kötü olan, tehlikeli olan budur. Bunlarda bir tanesi de az evvel vatandaşlarımızın itiraz etmiş olduğu yerdir. Orada arkadaşlarımız başka bir diyeye geçerseler Çamlı Hemşin'le ilgili üçüncü diyem olabilir. Yani Çamlı Hemşin evet arkadaşlar bu önemli. Bu çok çok önemli. Biraz kalsın orada. İşte az evvel Havvani diye hitap eden hanımefendinin itiraz etmiş olduğu yer Samistal diye okunan yayla. Orada 5 numaradan Samistal, 6 numaradan tepeye çıkıyor. 3000 metre kotuna. Oradan yukarı kavrona iniyor. 1800 metre kotuna. Arkadaşlar, değerli seyirciler, hiçbir mantık 5, 6, 7 numaralı hattın birbirine bağlanmasına makul ve mantıklı bir cevap veremez. Böyle bir yola ihtiyaç yok. Böyle bir yola yapmanız durumunda diğer bir işi daha var. Gene Hazindak Yaylası'ndan 6 numaralı yere doğal peyzajı tamamen tahrip edercesine bir yol daha önerilmiş bu planda. Bu şu demektir. Çoğu izleyenler bilirler, Aydere gittiklerinde gelin tülü şelalesinin fotoğrafını çekerler.
Artık bu gelin tülü şelalesinin fotoğrafınızı çektiğinizde üst kısmında yolun yapmış olduğu tahribatı kadrajınıza girecektir. Bu yola da ihtiyaç yok. Şimdi burada aslında bana göre bakın eve çok güzel, harika bir diyamız geldi. Hazindak yaylasından pembe hat gelin yülü tülü şelalesini ve tüm küçük dere, yan derelerin tümünü kesip gelen ve büyük heyelanlara sebebiyet verecek olan bir öneri yol olmaz. İhtiyaç yok. Bir, ikincisi otoprafede olmaz. Üçüncüsü doğal peyzajı bozulmasına, hele hele Ayder gibi turizm merkezinin öngörülüm olan bir yerde böyle bir şey yapılamaz. Samistel'den yukarı kavrana gitmeye gerek yok. Bu yola da gerek yok. Çünkü oradan Samistel 2500 metre kotundadır. Oradan 3100 metreye çıkarken, 600 metre çıkarken kırmızıyla görülen bir sürü viraj yapacaksın. Viraj yapmak demek doğayı, işte Havana'nın bahsettiği yer orası, doğayı tahrip edeceksin, çayırları tahrip edeceksin demektir. Başka türlü yol yapılamaz. Buna da ihtiyaç yok. Başka bir şey söyleyeyim. Burayı doğacıların çoğu, hele de yurt dışındaki misafirlerimiz, o imkanları var mı bilmiyorum ama takip edenler vardır. Ben burayı 1987 yılından bu yana kullanırım. Tabii şu anda yaşım ilerlediği için yürüyemiyorum. Pokut, Sal Pokut, Hazindak, Samistal, buradan da Derebaşı Gölü'ne çıkılır ve oradan da Kaçka Zirve yapılır. Dünyada seçilmiş, Atlas dergisinde yayınlandı, en etkileyici panoramik manzarası olan hattır. Yani turizm müşterisi için çok özel bir hattır. Bunun bir müşterisi var. Bu müşteriyi bu yolu yapmakla buradan kovmak manasına gelen bir turizm anlayışı olması mümkün değil. O yüzden bu yol olmaz. Devam ediyorum. Buradan bakın, evet, gelin tülü şelalesi. Gelin tülü şelalesinin üst kısmına, bulutların altına bakarsanız yol yapıldığında o bulutların altına kısımda yolun virajını göreceksiniz. İşte bu olmaz. Yani bunu yapıldığında buna isyan edeceksiniz. O yüzden şimdiden yüksek sesli derecede uyarmamızda fayda vardır. Başka bir şey yapmışlar. Bu arada ben bu haritada azıcık konuşayım. Saffet Ati'nin bahsetmiş olduğu konu, burası şeydir, benim doğum yerim Sürmene, Köprübaşı, Bayburt, Kervan yolu güzergahıdır. İşte sıfır kotundan yaylaya kadar tecridi bir, aşağıda bir grafik vardır, kesit vardır. O kısımda tecridi bir yükseliş vardır. Hiçbir zaman derin vadiler ve tepeden geçmez. Buna biz sosyal topografya diyoruz. Sosyal topografyada insanlar birbiriyle tanışıktır. Topografyada birbiriyle barışıktır. Yatay gidecek olan bir yolda 3000 metrelere, 2500 metrelere kadar çıkan tepeler ve 500 metreye kadar inen derin vadiler. Dolayısıyla 2000 metre çıkıp ineceksin, çıkıp ineceksin. Bu bir eziyettir. Hiçbir tur operatörü böyle bir yolu kullanmaz. Güvenli değildir, ticari değildir. Dolayısıyla da böyle bir yatay bir yolun turizmde ulaşıma faaliyet faydalı olacağını düşünmüyorum. Sadece ve sadece biz, ben onların içindeyim, macera perestlerin kullandığı bir yoldur. Turizm destinasyonlarında da bu tür otomobille, aracı araçlarıyla faaliyet gösterenlerin de bölge halkına, bölge çevreye turizm gelirinin bırakması da mümkün değildir tarzları gereğince. Bu harita o bakımdan önemli. Şimdi aslında evet, gene burası kervan yoludur, önemli bir yoldur. Bakın aşağıdaki beyaz çevrilmiş olduğum yer köy kısmıdır. Üst kısımdaki mezradır. Saffet Atik Bey'in bahsetmiş olduğu mezradır. Daha üst kısımdaki yaylalardır. Burası da yayla kısmıdır. Yani halk
köyden mezraya, mezradan yaylaya, tersine işte Eylül ayında da bunun tersini yapmak suretiyle bir sosyal yaşam olgusu geçerlidir. Bu sosyal yaşam olgusunun kültürü, folkloru devam ettirmediğin sürece, bakın bu çok önemlidir, turizmin müşterisine, misafire sunacağın bir şey olmaz. Onu gider Paris'te bulur, en iyi oteli Paris'te bulur, 5 yıldız oteli orada bulur, dünyanın sayılı merkezlerinde bulur. Burada ise otantik kültürün, ezgilerinin peşine gelmektedir turistimiz. O yüzden burada yaylacılığın da, folklorun da, sosyal yaşamın da muhafazası ve geliştirilmesi turizm master planının stratejisi olmalıydı. Böyle bir şey yok. Sadece bir yol planı vardır. Ve de çok da kötü başka bir şey daha var. Arbetel. Bakın Artabel. Arkadaşlar bu çok çok önemli. Beni isyan ettiriyor. Lütfen Torullular, Gümüşhaneliler, Şıranlılar bu işe isyan etsinler. Çünkü Arbatel havzasında yol önerilmiş. Burası Arbatel Gölleri'nin tabiat parkı. Buraya yön önerilmek makul ve mantıklı bir izah değil. İzanla da izah edilemez. Böyle bir gariplikle yapılan bir şeydir. O yüzden çok tehlikeli bulmuş olduğum bir noktasıdır. Bakın yolun tümünde hayır, tümüne evet dememiz bizim mümkün değil, doğru değil. Doğru olan yeri vardır. Benim bir parça bahsetmiş olduğum da efendim kısımda da yanlış olan yerler vardı. Hele hele Çamlıhemşin, Ayder'den sonra Avuser Yaylası'ndan, Huser Yaylası'ndan sonra buraya parmak basıyorum. Daha Fındıklı Çağlayan Deresi'ne kadar olan kısımda yeni yol öneriliyor. 3000 metreye çıkılacak, 500'e inilecek. 2500 metre 6 tane vadi geçilecek. Böyle bir yolu hiçbir turizm şirketleri böyle bir yolu kullanmaz. Nasıl yapar? Yüksek erişimli yol olan Karadeniz Otoyolu'nu kullanır. Hızlı bir şekilde gider müşterisini efendim Çağlayan Deresi'ne getirir. İstediği noktaya getirir ve yollar şu anda da İyi nitelikli yollardır. Bu kısımda benim söyleyecek olduğum çok şey var ama biliyorum. Bu kısa süre içerisinde sonuç almamız da çok kolay değil. Mümkün değil. Şimdilik bu kadar söylemiş olayım. Sayın Sancak, ben bu programı düşünürken emin olun bu kadar değişik ve bu kadar önemli konuların gündeme geleceğini hiç akıl etmemiştim. Bu konuyu gündeme getirmekte isabet ettiğimi görüyorum ama bu kadar kısa, bu kadar dar bir süreye sıkıştırmakta da yanlış yaptığımı farkındayım. Sayın Metin Telatar, Samsun Çevre Birlikteliği'nin dönem sözcüsü, Sayın Metin Telatar, elektrik mühendisi, bu coğrafyada daha önce bunlarla ilgilendi ve işin daha da orijinal tarafı, Sayın Metin Telatar bu yaylalarda toprak sahibi. Sayın Metin Telatar'la bunu kapayacağız ama öyle gözüküyor ki önümüzdeki dönem içerisinde hocam katılır mısınız? Birkaç programda daha bu konuyu detaylandıracağız. Sayın Telatar, söz sizin, buyurun. Evet, iyi akşamlar diliyorum herkese. Şimdi konu hakikaten çok detaylı. Sizin de söylediğiniz gibi konunun sadece turizm ayağı yok. Bunun orada yaşayan insanların yaşam alanlarını etkilemesinden tutun da yaban hayatının etkilenmesine varana kadar bir dizi ele alınması gereken yolu var. Şimdi ben aklıma şu geldi, yani bu programa gelirken ne anlatabilirim diye.
Bu yaylaların yolu yok mu acaba diye düşündüm. Yani nereden, kimin aklına gelmiş olabilir yeşil yol diye bir kavram? Şirin görünsün diye yeşil yol dedik ama niçin halka, biraz önce Saffet Bey'in de söylediği gibi, yani niçin halka doğru bilgi ve ikna edici bilgiyi vermedik bu projede? Sadece kolluk kuvvetlerinin gücüyle halkın karşısına geçerek bu işi hayata geçirmeye çalıştık. Tabii bunların hepsi soru işareti. Şimdi Enbiya Bey de söyledi. Yeşil yolun toplam uzunluğu 2600 metre. Kilometre. Tabii bu düz bir hat boyunca gitmiyor. İki yerde ring yapıyor. 8 tane ili kapsıyor. Fakat ilginç tarafı da biraz da maliyeti yönünde mesela düşündüm. Çok da fazla detay yok ama 570 milyon liraya mal olacağı söyleniyor. Yani eski parayla 570 trilyon. Siz bu parayı ne için yatırırsınız? 2000 metre yüksekten giden bir yolda bu yolu ne kadar süreyle açık tutabilirsiniz? Bu yolun asayişi nasıl olacak? Bu yolda hizmet sektörü olmayacak mı? Örneğin benzin istasyonları, tamirciler olmayacak burada madem ki trafik çalışacak. Şimdi aslında bütün bunların yanında ben size şeyi söyleyeyim. Çok fazla detaya girersek dağılıyor çünkü. Evet. DOKAP, kısa adı DOKAP olan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi diye bir kuruluş var. Bir müddet önce Ayder'de bir toplantı yapıyor. 8 tane ilin belediyelerini çağırıyor. Orada bir toplantı yapıyor. Toplantıdan sonra da basın açıklaması yapıyor. Ben size orayla ilgili, oradan neler çıkıyor karşımıza onu özetlemek istiyorum tamam. Aslında. Buyurun. Şimdi projenin amacının ulaşımda kolaylık sağlamak, bölgedeki kalkınma unsurlarını harekete geçirmek, bölge insanın gelir düzeyini yükseltmek, yaşam kalitesini artırmakmış. Demin vatandaş Mustafa'yı dinledik. Vatandaşa çivi çakmak yasak ama yani devletin kendi koyduğu kuralları çiğnemesi serbest anlamı çıkıyor buradan. Bölgeye gelecek turist sayısının 1.275.000 olması hesaplanmış. 1.275.000 insan yılda gelecek. Şimdi size sorarım, yani bu insanlar ne yapacak? Öyle ya, buralarda yaylaları biliyoruz. Yaylalarda yani eşimizin, dostumuz, akrabalarımızın elleri var ama yani onlar iki kişi yakalır ya kalmaz. Şimdi peki tesis lazım değil mi? 1.275.000 kişinin geleceği bir turizme tesis lazım. Bunların hepsini şehirde yatıracaksanız onu bilmem yani şehirde o zaman şehir turizmi yapsaydınız. Niçin yaylaya çıktınız? Yayla dediğiniz yer geçmişte hayvanlarını insanlar yürüyerek götürürlermiş. Ben 1970'te hayvan götürdüm ama kamyonla. Yani muazzam bir, o zamanki şartlarında dahi kamyonla gidilebilecek bir yaylamız var bizim, yaylalarımız var. Ben örneğin 2 sene önce Ovit Yaylası'na gittim. Ovit Yaylası ekşi ollarının ağırlıklı olduğu bir yayla. Betonla suni tünel yapıyorlar. Niye? Kar gelip de yolu kapatıyor, geçiş yok çünkü. Ama ben gittiğimde yaz aylarıydı. Sağda solda kar birikintileri vardı. Bir krater gölü var orada. Görseniz tabiat güzelliği ama üzeri buz tabakasıyla kaplıydı. Siz böyle bir yerden bahsediyoruz. Yani yayla deyince böyle. Şimdi ulaşım sorunu yok yaylaların. Ha şimdi ne olacakmış? Yine DOKAP'ın açıklamasından gidelim. Projede Doğu Karadeniz'in doğal zenginlik kaynakları değerlendirilecek diyor. Fakat soru olarak sorduklarında gazeteciler, hayır efendim madencilikle ilgili bir bilginiz yok diyor. DOKAP'ta var, maden yatakları var. Ben basın açıklamasında bunu bize bilgi olarak, halka bilgi olarak verdiği bilgiden söylüyorum. DOKAP'ın eylem planı evet. Var bu. Tabii burada konaklama tesisleri olması gerekir değil mi? 40 tane turizm bölgesi diye bölge ayarlanır. Bu bölgelerde neler olur? Turizmin, yani turistin hizmetine sunacak oldukları şeyler olur, tesisler olur. Yani bunlar işte konaklamadan tutun da bir takım ticari alanlara varana kadar her şey içerisinde olacak.
Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada bu bölgede 40 tane turizm bölgesi ilan edeceksiniz. Ondan sonra da diyeceksiniz ki yayla diye bir şey yok. Bence vatandaş Mustafa demin aslında sonunu söyledi işin. Yani oradaki vatandaşın yaşam şansı artık kalmamış demektir. Bitiyor olay. Bunun geleceğe geldiği nokta nedir? Aslında şöyle de özetlenebilir bu. Yani kapitalizm sermaye biriktirdiği zaman kendine yeni alanlar açar. İşte önce bizi küçük HES'ler diye suyun kullanma hakkını aldılar. Şimdi yaylaları işte yol bağlantısı mantığıyla almaya çalışıyorlar. Tabii bütün olay geçen yıl çıkartılan torba yasada da görülüyor. Orada bütün şey meralar, otlaklar, efendim sahiller yapılaşmaya açıldı, serbest hale getirildi. Yaylalar da bunlardan bir tanesi. Demek ki adım adım bilinçli olarak buradaki tabiat örtüsü bitiriliyor. Yani siz 2000 metre yüksekteki bir yolun kesinlikle trafiğe devamlı olarak açık olacağını bize söyleyemezsiniz. Yani bunun masraflarını düşünmüş olmanız lazım. Yani oradaki yaşam şartları çok farklı. Bunun için de aslında Karadeniz'in yaylalarının cazip tarafı neydi? Çılgın dereleri var. Çılgın akıyor böyle. Göreceksiniz ki bir su var. Tabii şimdi kalmadı onlar. O HES'ler can suyu denilen suyu bile bırakmamaya uğraşıyorlar. Bir balık yolları yapmışlar. Biz tabii elektrik mühendisliği odası olarak 2011'de bölgede bütün vadileri, şeyleri, yaylaları gezdik. Trabzon, Rize ve Artvin'in vadilerini. Orada yapılmış ve yapılmakta olan HES'leri gezdik. Gördük ki tabiat tamamen perişan bir halde. Yapılaşma korkunç. O dozerler yani sanki şeysiz, sahipsiz, kepçesini alan, dozerini alan Karadeniz'in, Doğu Karadeniz'in yaylalarına çıkmış. Şimdi tabii olay dediğimiz gibi çok yönlü. Bunları ayrı ayrı anlatmakta fayda var. Aksi takdirde kesinlikle konu anlaşılmaz bir hale geliyor. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Türkiye'de artık çevre bilinci gelişti. Yani Gerze'deki yaykıl köylülerin mücadelesinden Terme'deki termik santrallara karşı verilen mücadeleye, bizim 8 sene buradaki mobil santrala karşı verdiğimiz mücadele unutulur mücadeleler değil. Şimdi aynısını yayladaki hava analar, işte vatandaş Mustafa'lar veriyor. Vallahi kolay gelsin diyorum kendilerine. Teşekkür ediyorum. Sayın Tretar, ben teşekkür ediyorum. Programın da sonuna yaklaştık. Ancak Sayın Yusuf Hocam açış konuşması yaptı. Kapanışta da Yusuf Hocam'a bir söz vereceğim ama çok kısa bir süremiz kaldı hocam. Hemen tabii üniversite hocaları genelde kolay toparlamazlar ama çok kısa, sizden sonra biraz da ben konuşacağım galiba. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Tabii hem Enbiya Bey hem de Metin Bey konuyu çok güzel özetlediler aslında. Yani o bölgedeki gelecekte bizi bekleyen bir turizm akışının olduğu. Dolayısıyla o bölgede yeşil yol diye tanımlanan aslında yanlış bir tanım. Çünkü yeşil yol değil, Karadeniz bölgesi turizm master planının ortaya koyduğu bir projedir bu. Tabii bu projenin ana hatlarında başta ifade ettiğim gibi neden Karadeniz bölgesinde böyle bir turizm çalışmasına gidildiği zaten bundan 30 yıl önce ortaya koyulmuş bir rapordu. Bugün de geleceğe yönelik bir çalışma olarak görülüyor. Ben aslında burada bir çelişkiye dikkat çekmek istiyorum. Çünkü bir taraftan Karadeniz bölgesinde gelecek 30 yılda Türkiye'nin turizm bölgesi olmasını hayal ediyorsunuz. Ona göre yatırımlarınızı yapıyorsunuz, otellerinizi kuruyorsunuz, şehirlere, işte yaylaları birbirine bağlamaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan da Karadeniz bölgesinin o güzelim yaylalarını, suyunu, doğasını HES'lerle yok ediyorsunuz. Yani bunun zaten projesiz olduğu, gelişi güzel olduğu ortada. Asıl çarpıklık burada. Çünkü o bölgede biraz önce Metin Bey de ifade etti.
o güzelim sularımızı, o doğal akışkan sularımızı HES'lerle yok ederek zaten o güzelliği yok ediyorsunuz. Bir başka tehlike bizi bekliyor. Bakın Osman Bey, bence bizim bilim adamı olarak altını çizmemiz gereken noktalar burası. Siz Karadeniz bölgesinin o dağların üzerine yüzlerce doğal akışkan suyu göl haline getirir, suni göller oluşturursanız, bu göllerin oluşturacağı yeni iklim, yeni ekoloji o bölgede gelecekte ciddi anlamda bir iklim değişimini meydana getirecek. Şu anda galiba 270 HES var. Yani toplam 270 HES'ten bahsediliyor. İşte Ordu'da 26 tane, Giresun'da buna yakın. Bu artarak devam ediyor. Dolayısıyla bu yaptığınız HES'ler o bölgede gelecekte ciddi anlamda bir iklim değişimi meydana getirecek. Bakın geçenlerde bir sel felaketi yaşadık Trabzon'da ve Rize'de. Siz bu şekilde devam ettiğiniz sürece zaten küresel ısınma, iklim değişimi, ekoloji iklimi inanılmaz şekilde etkilemeye başladı. Bir de bu bölgenin, siz diyorsunuz ki Türkiye'nin can damarı, geleceğine yönelik tek bölgesi diyorsunuz. Bu bölgenin, bu coğrafyasını bu HES'lerle yok ederek yeni bir tehlikeyi beraberinde taşıyorsunuz. Tabii biz HES'lere karşı olma gibi bir lüksümüz yok. Lazım olan, gerekli olan, hatta coğrafyayı güzelleştiren için 3-5 tabii 3-5 tane vardır. Ama siz her tarafı HES'le doldurursanız o bölgedeki doğal... Yani elektrik bir şey, toplamda bir değeri yok. Asıl elektrik değil. Yani tabii dediğin gibi o belki teknik olarak sizlere konusu ama yani Karadeniz bölgesini bekleyen bir başka tehlike HES'lerin oluşturduğu gelecekteki tehlikedir. Bir taraftan yol yapıyorsunuz, bir taraftan 1 milyon 275 bin insanı bu bölgede turizme hazırlıyorsunuz ki hakikaten asıl tartışılan sosyal olgu bölge insanıyla gelecek turist arasındaki kaynaşmadır. Bunu Antalya'da, Mersin'de hep beraber hocam yaşıyoruz. Hocam 2 dakika. Tamam, toparlıyorum. Tabii bu bölge insanı bunu nasıl kabul edecek, nasıl oraya yerleştireceksiniz ve o bölgeyi doğal güzelliklerini yok etmeden, çünkü siz eğer doğal güzellikleri yok ederseniz o zaman onları yapmanızın da hiçbir anlamı yok zaten. Dolayısıyla Karadeniz bölgesinde gelecek programlarda mutlaka bunları tartışacağız ama konuşmamız gerekiyor hocam. Karadeniz bölgesinde bizleri bekleyen tehlikelere dikkat çekmemiz gerekiyor. Özellikle su kaynakları yönünden çok ciddi sıkıntılarımız var. Suyumuz ciddi anlamda Karadeniz bölgesinde risk altına girmeye başladı. Bakın yeraltı sularımızda, ben 2 tane doktora çalışması yaptırıyorum Bafrovası'nda ve Alaçam'da. Yeraltı su seviyemiz son 2 yılda inanılmaz düştü. Aynı şekilde bölgedeki pınarlarımız kurumaya başladı. Dolayısıyla biz o bölgeyi yok etmeye başladık. Bence aslında bunları tartışmamız lazım. Bunları kamuoyunun önüne çıkarmamız lazım. Ve bunları savunmamız lazım. Biz o bölgenin çocuklarıyız, tamam, bilim adamıyız, bilimsel verilerimizi ortaya koyacağız ama Orduluyum, Karadenizliyiz. O nedenle o bölgeye sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu. Sahip çıkanlara da teşekkür ediyor. Bu vesileyle bizi izleyenlere en derin saygılarımı sunuyor. Kurban bayramlarında tebrik ediyorum. Hocam teşekkür ediyorum. Sayın Enbiya Sancak, Sayın Metin Telatar, sizlere teşekkür ediyorum. Telefonla katılan Sayın Saffet Ate'ye, Sayın Hava Anne'ye, Sayın Rabia Hoca'na ve Sayın Vatandaş Mustafa Orhan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir konu. Çok önemli açılımlar geldi. Galiba Saffet Atik Bey'in dediği gibi halkla konuşulmadan, halka sorulmadan, halka anlatılmadan meseleler gündeme getirildi. Ve kafalarda soru işaretleri. Bu işin arkasında ne var? Bu çok sorulmayan bir soru ama galiba da sorulması gereken bir soru. Çok önemli tehditlerden, bölgeyi ve ülkeyi ilgilendiren çok önemli tehditlerden bahsettik. Ve başta söylediğimi tekrar söylüyorum. Bu program 1, 2, 3, 4 programı kaldıracak bir önemli konunun giriş programı olsun. İnşallah önümüzdeki süreçte bu Bafra Ovası'nda konuşacağız, Alaçam Ovası'nı, Term Ovası'nı konuşacağız, su kaynaklarımızı konuşacağız. Sizin işaret ettiğiniz... Bütün o, şehir yasasında konuşacağız. Tabii. Bunları da konuşmamız lazım. Sizin işaret ettiğiniz... O HES'lerin arkasındaki göllerin iklim değişikliğini bize getireceği felaketleri konuşacağız. Bütün şehir yasasını konuşacağız, torba yasaları konuşacağız. Tekrar bir arada olacağız. Değerli izleyiciler, bizi izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu arada Haber Aks Televizyonu'nun genç teknik kadrosuna verdikleri emekten, başarılı yayıncılıklarından dolayı teşekkür ediyorum.
Yeni bir programda yeni konuklarla bir arada oluncaya kadar sağlıklılıklar, esenlikler diliyorum ve bayramınızın Büyük Türk milletine, İslam alemine, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşlukla kalın efendim. YEPAŞ, Osman Kara'yla farklı bakışı sundu.